olduğunu biliyorum. Bakın, şu anda en büyük sorunumuz partimizde bir yönetim sorunu. Aynı zamanda ülkenin de bir yönetim sorunu var, bunu da biliyorsunuz. Biz eğer partimizdeki yönetim sorununu en tepede halledebilirsek, Ankara düzelirse bütün Türkiye'de büyük bir hareketlenme olur. Başka yolu yok. İşte il başkanlığı seçiminde bile genel başkanlar her şeye müdahale etmemeli arkadaşlar. Teşkilatlar kendi kararlarını verebilmeli. Eğer bunları önleyemezsek Türkiye'nin geleceğinde de bir aktif bir politikamız olmaz. Ben şunu size arz etmek istiyorum. Türkiye'de geçtiğimiz yıl içerisinde bir gezi olayları oldu. Bak arkadaşlar, biz doktorların büyük bir kısmı gezi olaylarına katıldık ve aktif destek verdik. İçinizde bu olayları anlamayanlar veya tasvip etmeyenler olabilir. Ama bir halk direnişiydi, bunu size söyleyeyim. Ben Müslüman, milliyetçi bir insan olarak o gezi olaylarında yer aldım. Ve o gençleri destekledim. Bakın size bir şey söyleyeyim. 17 Aralık birbiriyle alakalı değil ama Türkiye'de Haziran'daki, ya daha doğrusu Mayıs, Haziran, yazdaki o büyük bir hareketliliğin devamıdır. Birbiriyle de bağlantılı değil ama mutlaka genel olarak Türkiye çapında bir hareketliliğin başlangıcıdır. Evet, bizim genel başkanımız veya Ankara'daki diğer büyüklerimiz açık ve net olarak tavır alacak bu konu. Diyecek ki doğrudur veya yanlıştır. Fikir beyan etme yok. Hiçbir fikir beyan edilmezse olmuyor. Bakın biz şu anda, mesela ben doktor olarak hastalarımla konuşuyorum. Diyorlar ki efendim siz milletvekili olarak partiniz bu konuda ne düşünüyor? Biz kendi düşüncelerimizi açıklıyoruz. Ama bakın bir silsileyi merakimde en yukarıdan başlayıp aşağı doğru gelmesi lazım. Bizim milletin biraz da böyle bir lider meselesi vardır. Biliyorsunuz yani bunu kabul etmek lazım. Yani yukarıdan belli hedefler gösterilmesi lazım. Aşağıdan şimdi bunu Ahmet Taş'ın gösterirse olmaz. Veya sadece bunu işte Ethem Başkan gösterirse olmaz. Burada bir karışıklık da olur. Ama yukarı göstermeyince bizler mecburen konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama bakın ben tekrar ediyorum. Eğer biz yönetim meselesini çözersek, daha doğrusu Ankara'daki yönetim partimizin, eğer gerçekten bu milletin beklediği lider kadroları oturtabilirsek, kesinlikle bu Mart seçimleri için söylemiyorum ama ilk genel seçimlerde bu parti alternatif bir parti olur. Bakın insanlar diyorlar, CHP şu anda mecburen oy verecek bazıları, biliyor musunuz? Diyorlar ki ya doktor bey, bu parti gitmesi için şunu yapalım, siz ne yapıyorsunuz? Açıkçası genel merkezden, daha doğrusu liderlik kadrosundan bir aktif tavır olmazsa olmuyor. Bunun için ben sizlere arz ediyorum, hepimiz bugünden itibaren bir konuda karar verelim. Ben Sayın Fuat Başkan'ın konuşmalarını beğeniyorum. Daha önce de Ankara'ya gittiğim zaman kendisini görmüştüm. Hakikaten takdir ettiğim bir insan ve sevdiğim bir insan. Sizleri de seviyorum. Bakın, Türkiye'nin şu anda geleceği karanlık. Evet, Türkiye bir bölünme ile karşı karşıya arkadaşlar. Daha 2-3 gün önce, daha doğrusu bu hafta sonu ya. Bakın Ankara'da Diyarbakır'daki ağır ceza, bu özel yetkili mahkeme hafta sonu karar veriyor ya. Bakın ben şöyle karar versin, böyle karar versin demiyorum. O milletvekillerin serbest kalmasın demiyorum. Bakın ama hafta sonu böyle bir şey olur mu? Ha burada sınırla mahkeme götüren hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün şuraya bu şekilde tutuklu olmayacak. Pazartesi bırakın ne olur? Ama mesela bakın özel kuvvetler komutanlığı yapmış bir kor generalimiz milletvekili Engin Alan Paşa ile ilgili hiçbir şey olmuyor. Mahkemeler bırakınız böyle hafta sonu toplanmayı. Yani bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bunu biz dün akşam arkadaşlarla toplantıda dedik ya. Ne yapalım ya? Acaba bir organizasyon mu kursak veya Türk Silahsız Kuvvetleri mi kursak? Ne yapsak ya? Evet ciddi söylüyorum. Benim ağrıma gitti ya. Ben Türkiye'nin bir vatandaşı olarak bu ülkede 28 yıl devlet memuru olarak çalışmış birisi olarak devletin bu duruma düşürülmesine isyan ediyorum. Evet çok ağır bir durum bu. Bir tarafta az önce Ethem Başkan söyledi ama başbakan o mahkemeye gitmiyor. Ya bu nasıl bir iştir? Böyle bir ülke olabilir mi? Ben iddia ediyorum. Uganda diye bir devlet var biliyorsunuz. Hani bir zamanlar yamyamların ülkesi denen bir ülke. Ben bunu söylerken biliyorum ama ya bizim şu an ülkemiz hani o İdi Amin'in ülkesi evet Aziz Başkan'ın dediği gibi vallahi hukuk, adalet buradan daha iyidir. Ben yurt dışında çalıştım, Almanya'da doktorluk yaptım. Bu arada bir şey daha söyleyeyim.
Az önce bir cümle söyledim. Onu tekrar ediyorum. Yugoslav Federal Devleti'nde görev yaptım. Yugoslav Federal Devleti dünyanın 5. büyük ordusuna sahip bir devletti. Ama şu anda yok. 6'ya bölündü. 5 federal, 3 özel bölgeye sahipti. Normal 5 devlete parçalandı, sonra Kosova da ayrıldı. 6 oldu. Şimdi Vojvodina bölgesinde ayrılmaya çalışıyorlar. 7. Arkadaşlar bakın, dünya bir şey daha söyleyeceğim. Orada yaşayanları gördüm. Ve savaş sonrasında gördüm. Savaş öncesi orada bulundum. Hepsi ağlıyorlardı. Niye biliyor musunuz? Tito dönemindeki durumu arıyorlardı. Evet, Tito'yu arıyorlardı. Kim arıyordu biliyor musun? Oradaki yaşayan Türkler arıyordu, Sırplar arıyordu, Macaron arıyordu, Karadağlar arıyordu, Hırvat arıyordu, Slovak arıyordu, Macar asıllı Vojvodina bölgesi arıyordu, Kosova da arıyordu. Evet. Bütün oradaki kavimler arıyordu. Şaka falan değil, ben yaşadım, gözlerimle gördüm. Ve nasıl bir savaş olduğunu şu anda anlatmak istemiyorum. O yuvarlar film savaşının nasıl olduğunu, aynı apartmandaki karşı dairenin birbirinin kurşuna dizdiğini, küçük çocukların da kurşuna dizdiğini, kadınların birbirine bütün karşı ırzlarına geçtiklerini biliyor musun? Evet, Türkiye çok ağır bir sıkıntıyla karşı karşıya. Bakın yalnız bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz biraz kusura bakmayın, heyecanlanıyorum. Ben biraz Antalyalıyım. Ben Torosların çocuğuyum. Akdenizler biz biraz heyecanlı oluruz. Bakın bu ülkede Sağlık Bakanı, şimdiki Vezinoğlu, Yunanistan'da 7000 tane doktor ithal ediyor diyor. Yunanlı doktor ithal ediyor diyor. Bizim genel merkezden genel başkanımız bu vatanı yönetim demiyor ya. Demek lazım arkadaş. Bunu Ahmet Beşim mi söylesin? Veya sadece Ethem Başkan mı söylesin? Hayır. Ankara danışmanları olacak. Çevresinde adamları olacak. Bulacaklar bunları, bu cümleleri. Tüm ülkeye diyecekler ki arkadaş, biz bu Yunanlıları Kurtuluş Savaşı'nda ne yaptık? Geldiler, anamızı anlattılar ama biz onları anasını anlattık, İzmir'de denize döktük. Evet, istiklal abi diyorlar şimdi. Ulan nasıl bir istiklal abi? Sen Yunanlıları Türkiye'ye getirip 7000 doktoru çalıştırmak istiyorsun. Böyle bir başbakanım olur mu? Böyle bir sağlık bakanım olur mu? Daha başka bir şey. Dün savcıydın, bugün o savcılara küfür ediyorsun. Senin elinden kim kurtaracak diyorsun. Yanlış anlamayın, burada o savcılar yanlış yapmadı falan demiyorum. Yanlış da yapmış olabilirler. Ama ya sen nasıl bir başbakansın, nasıl bir ülke idare ediyorsun ki? Sen hakimler, savcılar senin lehine kararlar verdiği zaman muhterem insanlar oluyor, iyi insanlar oluyor. Hatta sen onların arkasında her türlü siyasi destek veriyorsun. Ama sana ve adamlarına veya onlara yöneldiği zaman hukuk kötü oluyor, vatana ihanet ediyorlar, dış güçler operasyon yapıyor oluyor. E sen bunları başbakanı değil miydin 15 senedir? Bunu niye söylüyorsun? Mesela şu anda benim genel başkanım ve Ankara liderlik ne yapması lazım biliyor musunuz? Arkadaşlar, yer yerine oynaması lazım ya! Bu nasıl bir işti? Nasıl bir ülkedir? Nasıl bir hukuktur? Ben size söylüyorum. Bu ülkede adalet yok, hukuk yok. Olsa İçişleri Bakanı geçen gün tırla ilgili şu cümleyi kullanabilir mi? Mecliste diyor adam ya. Bakın diyor ki, o tırla ne olduğunu siz biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Altınlar mı var? Belki altın var. Uyuşturucu var. Belki var. Silah mı var? Belki var. Nereye gönderdiğinin hesabını vereceksin. Madem burası demokratik ülke, madem ki burası bir cumhuriyet. Bakın, bir İçişleri Bakanı böyle bir şey konuşamamalı. Bizim genel başkanlığımız, liderliğimiz ne yapması lazım arkadaşlar? Bunu o adama lafını yedirmeli. Mecliste, her yerde. Yani bakın, bu çok önemli. Ya Türkiye zor bir süreçte. Ve ben size şunu söyleyeyim. Bizim korkumuz, bizim belli bir arkadaş grubumuz var. Çok üzülerek seyrediyoruz. Şu anda elimizden, hani ben şu anda sizin yanınızdayım ve burada ne lazımsa da yapmaya hazırım. Türkiye kesinlikle arkadaşlar bir bölünmeye doğru gidiyor. Bir isyanla karşı karşıya kalacağız. Ordumuz dağıtıldı. Düşünebiliyor musunuz? Ya bakın, bizim liderliğimiz ya Ankara, genel başkan, demez yardım ki arkadaş, yahu casusluk davaları var. Yahu bu milletin generalleri, amiralleri, albayları, binbaşıları casusluk yaptı deniyor. Ya hangi ülkeye yapmış? O ülkenin bir tane adamını yakaladın mı lan? Yok.
E bu nasıl bir casusluk? Böyle bir casusluk nedir arkadaşlar? Bir başka devlette hani çıkar veya başka sebeplerle işbirliği yapan adamlar casus değil mi? Peki ulan Türkiye'de bu ordunun neredeyse yarısından fazlasını içeri tıkıyorsun. Birçoğunu soruşturma açıyorsun ama bir tane yabancı bir ülkenin veya bir düşman devletin bir ajanı yakalanmıyor, soruşturma açılmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok ayıp bir şey. Peki, satıyor Türkiye'de. Peki, bugüne kadar herhangi bir yabancı casus yakalanmış mı? Yok. E sen neden bahsediyorsun? Peki, bunu kim soracak arkadaşlar? Bunu Ankara'daki liderlik diyecek ki, bir dakika, bu ülke sahipsiz değil. Hatta ben şunu da söyleyeyim, iktidar olmak için de değil arkadaşlar. Bakın iktidar olmak için de bunları söylemeyecek. Bu ülkenin geleceği tehlikede. Mesela ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak ülkemin hukukuna inanmıyorum. Yok çünkü. Adalet yok. Peki ticaret ne oldu belli değil. Şu anda içinizde esnaf olan kardeşlerimiz. Diyebilir misiniz ki ticaretimiz iyi? Bitti ya. Türkiye battı. Ve şu anda ben size bir şey söyleyeyim. Dolar hani 2170 değil mi bugünlerde hani? 1800'dü bak arttı. 5000 olur mu? Yarın olmaz diyen var mı içinizde? Olmaz mı? Olabilir değil mi ya? Türkiye daha da kötü duruma düşebilir. Peki bunun için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bir, kendi partimizin yönetimini yani Ankara'yı, liderliğini düzeltmemiz lazım. Başka yolu yok. Peki bizim parti ayağa kalkarsa ne olur? Arkadaşlar Türkiye'nin yönetiminde düzelir. Çünkü bir şekilde ya biz geliriz yani Ankara'da düzelince bizim partimiz iktidara gelir veya koalisyonlarla bir şekilde gireriz. En azından Türkiye'nin zarar etmesini önleriz veya batmasını önleriz. Doğru mu? Bir şekilde Türkiye'nin nefes almasını sağlarız. Ben o yüzden partinize büyük görev düşüne inanıyorum. Bunu da size arz ediyorum. Saygılar sunuyorum.